Sen bilirsin, bu senin kararın, seni zorlayamam. İstediğin şeyi yap. Buradan gidiyorum. Ama gitmeden önce sana bir şey söylemek istiyorum. Umarım sana söyleyeceklerimi dinleyecek kadar güçlü bir iradeye sahipsindir. Devam et. Şu ana kadar bildiklerin gerçeğin yarısı. Şimdi sana bütün gerçeği anlatacağım. Evet, bu duydukların doğru. Hayatımda senden önce biri daha vardı. Ama kaçırıldığım için onunla evlenemedim. O zaman birbirimizden çok hoşlanmıştık. Ve evlenmeye karar verdik. Düğün gecesi biri beni salonun önünden kaçırdı. Beni kaçıran o kişi ise benimle evlenecek adamın ta kendisiydi Harun. Kimdi biliyor musun? O adam Sultan Durrani'ydi. Evet. O benim hayatıma giren ilk erkekti. O zamanlar onu çok sevmiştim. Bana ihanet eden o adam Sultan Durrani'ydi. Hayır, bu doğru olamaz Nagin. Bugüne kadar benden bunu neden sakladın? Neden? Seni işe almasının tek sebebi bana yakın olmak istemesiydi. Bunu bana daha önce neden anlatmadın? Sana bütün bunları anlatacaktım Harun. Ama ne? Söylesene, neler oluyor? Her şey kontrolden çıktıktan sonra bana bunları anlatmanın hiçbir anlamı yok Nagin. Harun, lütfen. Beni burada bırakıp gitme. Her şeyi Sultan ve Ramşa yaptı. Bizi ayırmak için, birlikte olmamızı istemiyorlar. Neden anlamıyorum? Yeter, kapa çeneni. Harun, o bir yalancı. Çok kurnaz. O yüzden bunun için beni suçluyor. Ne kadar basit olduğunu bir kez daha kanıtladım. Sen sakın karışma. Ben burada kocamla konuşuyorum. Senin gibi kızları gerçekten çok iyi bilirim. Senin gibiler ancak başkalarının yuvasını yıkar. Nasıl bir kızım ha? Nasılmışım? Onu duydun değil mi Harun? Şimdi lütfen kesin sesinizi ve kavga etmeyi bırakın artık. İyice saçmaladınız. Nagin, bana bunları neden söylemedin? Susma, neden daha önce söylemedin? Eğer bana daha önce söyleseydin böyle bir şeye cesaret edemezdi. Bunu yapmasına asla izin vermezdim. Sana yemin ederim Harun. Benim tek amacım yuvamızı kurtarmaktı. Allah aşkına, bana her şeyi anlatsaydın senden ayrılacağımı mı sanıyordun? Benim o kadar karaktersiz biri olduğumu mu düşündün? Ne olursa olsun bana güvenmeliydin Nagin. Eğer her şeyi en başından anlatmış olsaydın, o adam asla bunları yapmaya cesaret edemezdi. Ama yine de bunu onun yanına bırakmayacağım. Onun gibilerinin yaşamaya hakkı yok. Abi hayır, sakın. Nereye gidiyorsun Harun? Harun, sakın. Harun, sakın. Çok zengin ve nüfuzlu bir adam. Onunla kesinlikle başa çıkamazsın oğlum. Allah aşkına dur. Harun, dur. Harun.
Allah'ım yardım et. Harun oğlum yardım et Allah'ım lütfen. Evet, bu duydukların doğru. Hayatımda senden önce biri daha vardı. Ama kaçırıldığım için onunla evlenemedim. O zaman birbirimizden çok hoşlanmıştık. Ve evlenmeye karar verdik. Düğün gecesi biri beni salonun önünden kaçırdı. Beni kaçıran o kişi ise benimle evlenecek adamın ta kendisiydi. Onu gerçekten çok sevmiştim. Bana ihanet eden adam Sultan Durrani'ydi. Biraz su iç anne. Lütfen anne, iç şu suyu. Hadi. Ne oldu, cevap vermiyor mu? Hayır. Aç şu telefonu. Harun lütfen cevap ver. Söyle. Alo, şu an neredesin Sultan Bey? Evimdeyim, neden? Sultan Bey, Harun senin ve Nagi'nin geçmişi hakkında her şeyi öğrendi. Bir an önce bir şeyler yapmalısın. Eğer canını kurtarmak istiyorsan lütfen elini çabuk tut. Nereye gidiyorsun? Ben. Kimsin sen bayım? Benim adım Harun ve Sultan Bey'le görüşmek istiyorum. Randevun yoksa beyefendiyle görüşemezsin. O çeneni kapatsan iyi olacak. Sultan Bey'le görüşmek zorundayım. Çekil. Hey, sana geçemezsin dedim. Onu hemen görmem gerekiyor. Burada bekle. Ben gidip bir sorayım. Efendim, Harun Bey diye biri geldi. Onu bana gönder. Ama efendim nasıl olur? Sana onu bana göndermeni söyledim, hadi. Tamam efendim. Her şey sana söylediğim gibi olmalı, tamam mı? Bırakın gelsin. Ben de seni bekliyordum. Ama bu ne şimdi? Tek başına gelmişsin. Bence karını da getirmeliydin. Kim bilir, belki burada bana olan aşkını itiraf ederdi. O zaman bana inanırdın. Bir daha karımın ismini o pis ağzına alma sakın. Seni iyi bir adam sanmakla çok yanılmışım. Meğer tek amacın beni oyuna getirmekmiş. Başından beri beni aptal yerine koydun. Evet, sen bir aptalsın.
Bu yüzden de 6 senedir seni sevmeyen bir kadınla berabersin. O seni hiçbir zaman sevmedi. Ağzından çıkan lafları kulağın duysun. Yoksa hepsini sana yedirmesini bilirim. Biliyor musun? Sen hiçbir zaman onu hak etmedin. Ona sağladığın bütün o şatafatlı hayatı... Sana ben verdim, öyle değil mi? Sen hiçbir şeye değmezsin. Seni öldürmek için canı tutuyorum, biliyor musun? Olay çıkararak hiçbir şey elde edemeyeceğini sana söyleyen olmadı mı? Bugün olmazsa yarın Nagin yine bana geri dönecek. Bence senin için en iyisi Nagin'i buraya senin kendin getirmen olur. Ne dersin? Onun karşılığında sana çok fazla şey verdim. Ama yine de istediğin başka bir şey varsa bana haber vermen yeterli olacaktır. Mutlu olman için sana daha fazla şey vermeye hazırım Harun. Bir şeyi sakın unutma Sultan. O aşağılık niyetlerine ulaşman hiçbir zaman mümkün olmayacak. Hayır, bu konuda endişelenmen için bir sebep yok. Aslında sana çok acıyorum. Bu yüzden de seni öldürmek istemiyorum. Umarım beni anlıyorsundur. Sessiz bir şekilde Nagin'i bana getir. Senin için en iyisi bu olacak. Senin bu içi boş tehditlerinden korkmuyorum. Öyle mi? Buna çok üzüldüm. Ama ben senin annen, kız kardeşin ve sevgilinle yurt dışında yaşamanı istiyorum. Bence bu çok adil bir anlaşma. Ama bunun karşılığında Nagin'den hemen boşanmanı istiyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Eğer medyayı kullanarak benim adımı lekelemeye çalışırsan, maalesef seni, anneni ve kardeşini öldürürüm. İnan bunu gözümü kırpmadan yaparım. Sultan! Götürün onu buradan. Yürü. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.